Spotify'den mutlu günler değerli izleyenler. Ben Naz Özdeğirmenci, Stüdyo New York programıyla karşınızdayım. Bugün her gün olduğu gibi Amerika'nın gündemini meşgul eden ve fiyatlamaları etki eden gelişmeleri sizlere aktaracağız. Gelişmelere geçmeden önce piyasa rakamlarını ekranlarınıza getirelim. Dow Jones 30.061,03 seviyelerinde, S&P 500 3.678,38 seviyelerinde, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 12.504 seviyelerinde. Evet, piyasa rakamlarını ekranlarınıza verdik. Şimdi fiyatlamaları etki eden gelişmeleri detaylarıyla birlikte ekranlarınıza getirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların 908 milyar dolarlık teşvik paketi önerisi ABD kamuoyunda bir uzlaşma adımı olarak algılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomiyi koronavirüs etkilerinden kurtarmak için daha önce 2,4 trilyon dolarlık paket teklifinde bulunan Demokratların 908 milyar dolarlık yeni bir paket teklifi hazırlaması Amerikan kamuoyunda bir uzlaşma adımı olarak algılandı. Gündeme gelen bu teklifin ardından 6 aydır paket üzerinde devam eden görüşmelerin yıl sonundan önce sonuç vermesi yönünde bir beklenti oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer'a göre yeni teşvik paketinde 908 milyar dolarlık büyüklüğün görüşmelerin temelini oluşturması gerekiyor. Pelosi ve Schumer ortak açıklamalarında uzlaşma ruhu içinde ortaya konan bu paketin iki taraflı görüşmelerin temelinde bulunması gerektiğini ifade etti. İngiltere'nin Pfizer'ın korona aşısına onay vermesinin ardından gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri 10 Aralık'ta Pfizer'ın 17 Aralık'taysa Moderna'nın geliştirdiği aşı için yaptığı onay başvurularını değerlendirmeye sunacak. İngiltere, Pfizer tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke oldu. Birleşik Krallık hükümetinin onay vermesinden sonra gözler, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nin alacağı karara çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri 10 Aralık'ta Pfizer'in 17 Aralık'ta da Moderna ilaç firmalarının geliştirdiği aşı için yaptığı onay başvurularını değerlendirecek. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi, aşı geliştiren ilaç firmalarının bulgularını doğrudan kabul etmek yerine, klinik deneylerden gelen ham verileri yeniden analiz ederek araştırma sonuçlarını doğruluyor. Bu nedenle İlaç Dairesi Kurulu, binlerce sayfalık araştırma belgelerinin üzerinden geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Alex Azar, İngiltere'nin Pfizer'in geliştirdiği aşıya onay vermesinin ardından Gıda ve İlaç Dairesi incelemesini sürdürürken bir başka bağımsız kurumun aşıya verdiği onay, Amerikalılara böyle bir aşının kalitesi konusunda güven vermeli. Her şey yolunda giderse bu ay içinde eyaletlere ilk aşı sevkiyatı yapabiliriz şeklinde konuştu. Öte yandan yeni yıldan önce 20 milyon kişiye yetecek dozda aşıyı eyaletlere göndermeye hazır olduklarını ve bahar ayları itibariyle de isteyen herkesin aşıya erişiminin olacağını söyleyen Sağlık Bakanı, yeterli sayıda Amerikalının aşı yaptırmayı tercih etmesi halinde pandeminin son bulacağını da sözlerine ekledi. Rusya doğrudan yatırım fonu başkanı Kiril Dmitriyev, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu özel oturumunda Sputnik V aşısı maliyetinin 10 doların altında olduğunu söyledi. Rusya doğrudan yatırım fonu başkanı Kiril Dmitriyev, Birleşmiş Milletler özel oturumunda Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının maliyetinin 10 doların altında olduğunu ve 2021 yılı başından itibaren aşının diğer ülkelere satışının başlayacağını açıkladı. Kuzey Kore, Mısır, Beyaz Rusya, Cezayir, Katar, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Singapur, Tayland ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu 55 ülkenin temsilcilerinin katıldığı telekonferans yoluyla yapılan sunumda aşının geliştirilme sürecini aktaran Dmitriyev, konuşmasına aşının dağıtımı için izlenecek yol haritasını ve gönderilecek ülkelere dair bilgilerle devam etti. Kiril Dmitriyev, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V5 aşının diğer ülkeler tarafından geliştirilen aşılara oranla en ucuz aşı olduğunun altını çizerek, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının maliyeti doz başına 10 doların altında ve diğer koronavirüs aşılarına oranla daha ucuz olacak ifadelerini kullandı.
Avrupa'da bir tüketici derneği Amerikan teknoloji devi Apple'a karşı telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açtı. Dernek İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Avrupa Tüketici Hakları Kuruluşu Hurricane Summer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Açıklamada Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini kaybettirdiği gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi. Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada davanın iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi. Avrupa Tüketici Hakları Kuruluşu, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar euro tazminat talep edildiğini, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağını açıkladı. Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti. Şirket, Mart'ta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Apple, yavaşlatmaların beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek amacıyla yapıldığını söylerken, uzmanlar şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek amacıyla yapıldığını iddia ediyor. Çin Kasım ayı PMI verileri açıklandı. Söz konusu dönemde PMI 57,8 olarak gerçekleşti. Çin ekonomisinden güçlü veriler gelmeye devam ediyor. İmalat sektörünün ardından hizmetler sektörüne ilişkin PMI verileri de toparlanma eğmesinin güçlendiğine işaret etti. Hizmetler sektörü PMI Kasım'da 57,8 olarak kaydedildi. Konuyla ilgili ankete katılan ekonomistlerin beklentisi ise verinin 56,4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Ekim'de ise hizmetler sektörü PMI verisi 56,8 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayında ülkede bileşik PMI ise 57,5 olarak gerçekleşti. Ekim ayında bu rakam 55,7 olmuştu. Ülkede bu hafta açıklanan imalat sektörü PMI rakamları 10 yılın zirve seviyelerine işaret etmişti. İmalat PMI Kasım'da 54,9 olarak kaydedilmişti. Değerli izleyenler, haber turumuzun sonuna geldik. Şimdi güncel piyasa rakamlarını ekranlarınıza getirelim. BIST 100 1330,85 puan seviyesinde %0,4'lük primle birlikte BIST 50'ye baktığımızda 1199,43 seviyelerini görüyoruz. %0,49'luk bir yükseliş var. BIST 30'da 1473,17 puan seviyesinde. Evet, Avrupa borsalarıyla devam edelim. Eurostoxx 3518,85 seviyesinde %0,06'lık bir yükseliş var. Almanya DAX tarafında 13260,26 seviyelerini görmekteyiz. Fransa CAC'ına bakalım. 5575,75 seviyelerini işaret ediyor. İngiltere tarafındaysa 6484,6 seviyeleri var. %0,66'lık bir yükselişle birlikte İspanya IBEX'te ise 8204,95 seviyelerini görüyoruz. Evet, ABD borsalarıyla devam edelim. Dow Jones'a baktığımızda 30070,04 seviyelerinde %0,56'lık bir prim görüyoruz. S&P 500'de 3678,38 seviyelerine işaret ediyor. %0,24'lük bir yükselişle birlikte Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 12503,88 seviyelerinde yine bir yükselişe işaret ediyor. %0,3'lük bir yükseliş var. Evet değerli izleyenler, Stüdyo New York'un sonuna geldik. Piyasa rakamlarını da ekranlarınıza getirdik. Böylelikle veda etme vakti geldi. Yeni günde sağlıkla buluşmak dileğiyle.